yapıyorum. Mantımızı yapıyoruz. Mantımızın evet canım. Malzemelerini söyleyelim öncelikle. Mantımızın hamurunun malzemeleri, sütümüz, biraz zeytinyağımız ve yumurtamız var. Burada tuzumuz var. Bunlarla unumuz var. Unumuz var tabii ki. İlaveten biraz da su ilave edip hamurumuzu yoğuracağız. Tavukla soğan görüyorum farklı. İçi da, harcını mı yapacağız? Evet, onu da mantımızın üzerine hazırlayacağımız harcımız olacak. Tavuğumuzu haşlayacağız, soğanımızı kıyıp kavurup tavuğumuzu dittikten sonra soğanın üzerine koyup kavurup suyunu koyup üzerine dökeceğiz. Ay harikasınız. Tavuk da trit gibi olacak ama mantımızın şekli de çok farklı. Mantımızın evet. Ben içine konulacak zannettim. Genellikle çünkü mantılar açıldıktan sonra içine harç konulup sarılır. Farklı olacak. Değil, bu farklı bir mantı. O zaman bir an önce yapalım mı? Yapalım. Hadi bakalım. Biz hemen tavuğumuzu koyalım tamam. Ocağımıza. O sürede haşlansın. O sürede haşlansın. Göğüs etimiz. Evet, göğüs etimizi koyuyoruz. Ocağımızı yakıyoruz ve bu haşlanıyor burada. Ay! Korkuttuk sizi. Bana hep bir şey oluyor zaten mutfaklarda. Evet. Evet, orada. Tamam, bu burada haşlanıyor. Haşlansın. Biz evet, de o arada biraz kısalım. İlk önce hamurunu mu yapacağız? Şimdi hamurumuzu hazırlayalım ki o hazırlanınca kadar biz de hamurumuzu biraz dinlendirmiş tamam, olalım. Hay bir 15 hay. Dakika dinlendirmemiz gerekiyor. Dinlenmeye koyalım. Emine Hanım 15 dakika dinlenmesi gerekiyor evet. demişti. Evet. O arada biz bu soğanımızı ne yapacağız? Kavuracak mıyız? O soğanımızı şimdi biz bu hamurumuzu koyalım kenara dinlensin. Heh. Şimdi şunları da çıkartalım. Evet. Şimdi soğan harcını hazırlamaya başlayacağız. Harcını hazırlayalım. Evet, harcını hazırlamak için de soğanımızı kıyıyoruz ince ince. Arkada tavamız var Ezgi Hanımcığım. Şu tavamızı alacağız. Ona tamam. biraz tereyağı. Evet. Tavamız da haşlanmış. Tavamız da haşlanmış. Evet. Evet. Onu kenara alalım isterseniz. Bunu kenara alalım. Tavuğumuzu küçük parçalarıma ayıracağız. Didecek miyiz? Dideceğiz tavuğumuzu. Didip üzerine koyup. Hı hı. Sonra da suyumuzu ilave edip. O zaman ben tencereyi arkadaşlara vereyim. Onlar ditsinler. Bizi hazırlayıp tamam. getirsinler. Biz hemen içine tamam. atalım. Tamam. Şöyle yanmadan. Açmaya başlamamız lazım. Evet. Oo. Da burada kavrula dursun. Evet. Biz de hamurumuz dinlendi onu açalım. Evet. Buyurun. Soğanımızı unutmayalım. Ben bunun altını evet. söndüreyim mi? Onun altını. Biraz daha kısalım mı? Kısalım. Tavuğumuz hazırlandı mı? Evet, tavuğumuzu da hazırlanmak tavuğumuz hazırlandı. Üzere. Buyurun. Teşekkürler, sağ olun. Ben harcımızla ilgileniyorum. Evet, siz canım, hamurumuzu sağ açabilirsiniz. Olun. Tamam. Süre fırında kalacak?
10-15 dakikada. Aa, güzel. Bir şey o bunlar. Hemen evet. Gönderelim o zaman. Hemen ısıtılmış fırına. Isıtılmış fırına. Değil mi? Evet. Haydi evet. Bakalım. Uh-huh. Sonra çıkacak. Kızarmış. Saçaklarımız. Tavuk suyu, bol soğan ve göğüs eti didilmiş, haşlanmış ve didilmiş. İçerisine pul biber de ilave ettik, tuzumuzu da kattık. Ben bunu sallarken burada böyle bir mutfak kazağım. Nazarlığımız olsun. Evet. Bunlar nereden çıktı? Evet Ezgi Hanımcığım, onlar da mantımızın sosuna girecekler. Haşlanmış nohut ve salça. Biraz salça. Biraz onun içine mi atacağız? Evet, evet. Atalım o evet, zaman. Hemen atalım. Önce hangisi? Önce biraz nohutumuzdan atalım. Bizim fırındaki mantılarımız pişmiş midir? Saçaklar. Tabii onlar da oldu bu oldu arada. Onları hemen da getirelim onları da. Mantımız da hazır. Oo, aman yanmayalım. Bu arada. Sunumunu da hazırlayalım. Oo, salça da pişti, çok güzel koktu. Kapatıyorum ben bunun altını. Kapatalım. Şimdi sunumumuzu da hazırlayalım. Mantılarımızı alıyoruz tabağımıza. Şöyle, evet. Siz alışmışsınız çok. Evet. Yeterli. Yeterli. Şimdi üstüne de anladığım kadarıyla bundan. Siz lütfen evet. Yapınız. Evet. Üzerine de nohutlarımızı, sosumuzu koyacağız. Biz şimdi mantımızı, saçaklı mantımızı, Balıkesir'in özel mantısını hazırladık. Sıra Mafiş'te.